Ya pardon, Çeşme durağına nasıl giderim acaba? Lari. Çeşme durağı ne taraf? Lori. Abicim kolay gelsin, bir şey soracağım. Bu Çeşme... Lafamı. Çeşme durağını arıyorum ben ama. Çeşme durağı. Bilmiyorum abi, ben de yabancısıyım. Bir telefonunu alsam olur mu ya? Benimkinin bak şarjı bitti. Çok acil bir şeye bakmam lazım. Geleyim abi. Eyvallah. Şey, Translate var mı sende, Google Translate? Var abi. Hah. Şurası. Dur. كيف أصل إلى موقف النافورة؟ كيف أصل إلى موقف النافورة؟ oluyor mu? كيف الأصل إلى موقف النافورة؟ ne yapıyorsun abi? كيف أصل إلى موقف النافورة؟ karıştırma. كيف أصل إلى موقف النافورة؟ tamam. كيف أصل إلى موقف النافورة؟ كيف أصل إلى موقف النافورة؟ كيف الأسد أولى المركبة في النفورات؟ كيف الأسد أولى المركبة في النفورات؟ السلام عليكم. كيف الأسد أولى المركبة في النفولال أتي؟ أذهب 300 متر ثم أنتف يمنا ثم في نهاية السيارة السيارة الثانية. Merhaba. Mülteciler. Abi siz şöyle biraz ilerleyin, ben kendime bir çay alıp geleyim. Bizim peder görmesin konuşmamızı. Tamam. Geliyorum abi ben. Hoş geldiniz ofisimize. Konumuz göç. My Freundin. Merhaba. Hoş bulduk. İsterseniz öncelikle şuna bir açıklık getirelim. Bizim Türkiye'de mülteci olarak gördüğümüz insanlar aslında mülteci statüsüne sahip olmayan insanlar. Vallahi abi ben buna bir göç politikası olarak bakmıyorum. Bir insan kaynağı politikası olarak bakıyorum. Bizim ülkemizde bu insanlara verilen statü geçici koruma belgesi. Mültecilik hakkını tanıdığımız insanlarsa bizim aslında çok da karşı olmadığımız, ülkemize gelmeleriyle ilgili çok da sıkıntı hissetmediğimiz Avrupalı insan. Ya şunlara mülteci falan deyip durmayın ya. Yok sığınmacıymış, yok geçici koruma statüsündeymiş. Hangi mülteci o ülkenin kimliğini alır ya? Üniversitelerine sınavsız girer, hastanelerinden ücretsiz yararlanır. İşte hakkında işlem yapamaz adam öldürse bile. Burası sanayi ülkesi. Sanayi ülkesinde köylü köyde durmaz. Hayır efendim, sırf insanlık için değil, ihtiyaç var. Bu kadar açık. Tarih boyunca zaten bu zorunlu göçlerde en büyük kaybedenin kadın olduğunu hepimiz biliyoruz. Günümüzdeki Iraklı ve Suriyeli kadınları da göz önünde bulundurursak hiçbir şeyin değişmediğini maalesef gözlemlemekteyiz. İnsanlar yüzyıllardır farklı sebeplerden, savaş olsun, ekonomik sebepler olsun, göç etmek zorunda kalıyorlar. Zorunda kalıyorlar çünkü bu bir tercih değil. Ve göç ettikleri toplumlara karışarak onlarla kültür harmonisi oluşturdular. Bırakın bu işleri ya. İş yeri Türk çalıştırıyor mu, çalıştırmıyor. İşsizlik falan diyorlar. Yalan abi. Vallahi yalan ya. Ben içindeyim. Ben bir zat biliyorum yani kendim. Siz de içer miydiniz bu arada? Ben sizi almadım. Düşüncesiz davrandım. Bizim gencimiz abi vallahi çalışmayı sevmiyor. İstedikleri maaşları bir görseniz abi, bunun vergisi, girdisi, çıktısı, sigortası. Yani hiç bizi düşünen yok abi. Kimse bizi düşünmüyor. Onlar geçinebiliyorsa sen de geçinebilirsin. Sen geçinemiyorum dediğinde o insanlara haksızlık, hakaret etmiş oluyorsun.
Haksızlık yapıyorsun, düşüncesizlik. E şimdi bazı şehirlerde sanayi onlar ayakta tutuyorlar. En ağır işlerde çalışıyorlar, en zor işlerde çalışıyorlar. Siyasetin gündemini mülteci tartışması... Göç belirtiyor. Her zaman kötü bir şey değildir. Yani günümüz modern toplumlarına baktığımızda birçok halktan, birçok kültürden insanın bir araya geldiğini görüyoruz ve başarılı olduklarını görüyoruz bu konuda. Taksiciler Türk alıyor mu? Almıyor. İnşaat şirketleri Türklere ev satmıyor. İstanbul'da vatan özlemi içinde yaşıyorum. İşim, evim, düzenim, her şeyim orada olmasa var ya, şu canım vatanıma dönerdim. En az 10 tane mülteci kardeşimi evimde misafir ederdim ben ya. Yeminle söylüyorum bak. Ama insanların biraz abi bardağın dolu tarafından bakmasını öğrenmesi gerekiyor. Dolu tarafı. İnsanlar boş tarafından bakıyor. Biz değil miydik lan bir 10-15 sene önce İstanbul güzel bir kozmopolit, zengin bir kültür mozaiği diyen ve bununla övünen? Övmeliyiz de tabii. Şimdi zaten bir de buna ayrı bir perspektiften bakmak lazım. Mesela dünyada 3 farklı mültecilere yaklaşma perspektifi görüyoruz. Biri Alman ekolü, biri Fransız ekolü, biri de Britanya ekolü dediğimiz. Almanya'da çok güzel bir sentez yarattı mesela. Alo, ne yapıyorsunuz lan? Oğlum İstanbul çok güzel amına koyayım be. Ya yemin ediyorum ya böyle bir şey yok ya. Sikim Hamburg'u. Bugün mesela döner. Alman toplumunda bir döner gerçeği var artık. Bu insanlar ayrıca ülkemize bir katma değer sağlıyorlar. Bizi, ülkemizi kalkındırıyorlar, geliştiriyorlar abi. Kimse bunu düşünmüyor. Biraz da bundan konuşalım. Onun dışında bakıyorsun Türk sanatçılar orada müzik üretiyorlar. Sen onlara en iyi şekilde ev sahibi yapacaksın. Bizim örfümüz ve adetimiz gereği bu bizim en saygın görevimiz. Fatih Akın. Otele gidiyorsun Türksün diye daha fazla para veriyorsun. Afgan, Pakistanlı, Suriyeli, Ukraynalı, kim bilir ne olursa olsun. Mülteci kardeşlerimiz bizim misafirimizdi. Onlar da bizim din kardeşlerimiz. Yani altını çizerek söylüyorum, din kardeşlerimiz. Yurt dışından kardeşlerimiz buraya geliyorlar. Abi çok güzel bir şekilde. Sınırdan geçen kendi yürüyerek gideceği yere gidiyor zaten. Biz hiçbir şeye dokunmuyoruz. Tüm işimizi telefondan hallediyoruz. Sınırdaki çobanlar benim adamlarım. Asker yok şu an diye haber veriyor. Geçişi öyle sağlıyor. Abi benim işim bu. Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Ben göçmen kaçakçılıyım. Nedir biliyor musun? Bu göçmenleri yabancı ülkeye gönderiyorum diye bak. Ben Türkiye'yi boşaltıyorum. İçecek mi çay? Aradaki mesele entegrasyonu nasıl yapacağın ve göçü nasıl kabul edeceğin meselesi. Vallahi içecek ya. Siktir et babamı ya. Gel içecek. Gel. Vallahi kaçak maçak değil ha Türk çayı. Gel. Toz toprak ama 3-5 yıla düzelir buralar. Ben önceden sınırda çay sigara işindeydim ama o çok zahmetli bir iş. Sonra göçmen işine girelim dedik. İnsanlar bize ulaştı, yapar mısın diye sordular. Baktık çok daha kolay iş. Taşıması, getiri götürü yok. Malum 2015'ten sonra o dünyamızda oluşan konjonktürden ötürü bu bir fact, social fact. Ben Fahrenheit. Seni çekmiyor abi. Beni çek, aynı. Neden mi? Ha? YouTube abi bir içerik çekiyorlar. Oğlum kaç yaşında adamım bana bir de yalan söylüyorsun sen. Hadi iyisiniz ha. Size de cam bardak. Biz kartonla içiyoruz. Vallahi abi ben buna bir göç... Hasan. Oğlum biraz asma daha. Bugün has Türk diye bir kavramı bile konuşmamız çok güçken, ecdadımız, atalarımız geçmişte kurmuş olduğu farklı devletlerde, farklı kültürlerden, farklı halklardan insanlarla başarılı bir şekilde yaşamayı becermişken, biz bugün sadece kavga etmeyi tercih ediyoruz, kavga etmeyi seçiyoruz. 3 kuruşluk konfor kaybından korkan şu tatlı su milliyetçiliğinin şişirdiği vasat ve hayali bir sorun. Kendi ülkende sürgündesin yani. O Suriyeli dedikleriniz var ya, senden benden iyi durumdalar. Ben sana söyleyeyim. Abi bu da yabancı sevmiyor. Var mı başka merak ettiğin şey? Dur. Ayda yok vallahi abi ya. Sigortası biziz işte abi. Gelen gelsin bizi bulsun. Ben kendimi sigorta etmişim abi. Bir kağıt mağıt ne gerek var öyle şeylere? Etinden sütünden yararlanılıyor. Ve belki de bütün bir halk muzdarip olmakla birlikte bana göre en büyük kaybeden kadınlar oluyor. Yasa dışı göç konusunu tartışıyor olmamızın, bunun siyasete etkiliyor olmasının 4 nedenini sayabilirim size. Ondan sonra siz bir değerlendirirsiniz. Eleştiriyor musunuz, asıyor musunuz, kesiyor musunuz? Ona bakarsınız. Ben savaştan insan kurtarıyorum, bu ülkeye iş gücü kazandırıyorum. Hatta gerektiğinde Türkiye'nin üzerindeki baskıyı azaltıyorum. Yoksul insanların sırtından para kazanan bankacıdan daha kötü biri olduğumu düşünmüyorum.
Göç her zaman TÜKAK'a olmak zorunda değil. Hukuka dayalı, kanunlarla çizilmiş, planlı programlı olduğu sürece zamanla bizim için de faydalı hale gelecektir. 1. Bu insanlar dış siyasette Avrupa Birliği'ne karşı bir koz olarak, bir tehdit olarak kullanılabiliyorlar. 2. Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa Birliği'nin bu konuyla ilgilenen ajansları gibi kurumlardan ödenekler, destekler, maddi yardımlar alınabiliyor. 3. Türkiye'nin kendi ekonomik, kendi sosyal sınıfları içerisindeki bazı tabakalara bakın bu insanlar sizden daha beter durumdalar. Sizin durumunuzdan da beterleri var. Eğer siz bu durumunuzu beğenmiyorsanız sizin yerinize geçmek isteyenler var deniliyor. 4. Türkiye'nin kendi sanayisi için, kendi ekonomisi için ucuz, kayıtsız iş gücü olarak kullanılan bu insanlar ekonominin canlandırılmasında bir araca dönüştürülüyor. Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que vous savez où est l'arrêt de Gaulle s'il vous plaît? C'est, ça fait deux heures mais j'arrive pas à trouver. Yok, ben de bilmiyorum ki. Ah merde, anlamadım. Siz de français.